insani değerler nasıl tesis edilmeli o bakış açısı altında umumun malı bütün kainatın bütün toplumların malı nasıl olmalı ki e, dünya arzu ettiği huzura ve mutluluğa kavuşsun. Evet kısaca şey yapayım ben çünkü ben önceki ilk roundda biraz süremi açtım galiba Evet, 5 dakika da, civarında da, buyurun hocam kısaca, buyurun. Diye. Ee, tabii şey yani büyük bir soru bence um, uh, şimdi uh, buna iki sene önce bir Nobel ödüllü Princeton'da uh, iktisat hocası olan birinin bir kitabı var The Death of Despair diye kitabın ismi bu yani biçarelerin ölümü diye ve kitap verilerle işte nasıl ondan sonra çaresiz kalan insanların başta alkol olmak üzere uyuşturucu olmak üzere nasıl böyle öldüklerini çok yani güzel bir şekilde resmediyor. Şimdi işin ilginç tarafı aslında o despair diye kullanılıyor bir çare diyor ve zaman da bu devirde yani gençleri tarif ederken bir çare gençler diye tabirini kullanıyor bir çare demesi aslında orada yani şimdi suçlayıcı bir tabir kullanmıyor yani öyle bir dominant bir akım var ki. Adeta iradenizi elinizden aldığı için siz yani sanki yani başka bir e, sanki hürriyet hakkınız yok gibi öyle bir şeyde kalıyorsunuz. Hatta e, El Atas'ın çok güzel bir tarifi var burada. E, El Atas diyor ki e, yani şey demek, e, ihtiyar demek Arapçada irade ihtiyar yani demek irade demek tercih demek ihtiyardan geliyor ihtiyar hayırdan gelir diyor dolayısıyla insan aslında insanın hür olması demek kendi tercihi hayrı iyi seçmesi demektir diyor. Dolayısıyla iyi seçmeyen hür değildir diyor. Yani onun mesela öyle çok güzel bir hürriyet tarifi var. O açıdan yani insanlar aslında fıtratta bu şekilde hayrı, güzeli, iyiliği seçecek bir fıtrat da yaratılmış yani. Eğer insanlar işte diyelim sosyal çevrenin ondan sonra medyanın esaretinden kendi iç alemindeki o işte nefsi şeytanı kullanan mekanizmanın esaretinden kurtulabilse hayrı tercih edecek, iyiliği tercih edecek fıtrat ona yani insan fıtratı ona şey. Dolayısıyla burada aslında iki yönlü gidilebilir. Bir yönüyle belki insan gerçeği üzerinden gidebiliriz. Çünkü insan gerçeğinde, fıtratında bozulmamış insan fıtratı bu anlamda aslında bizi ortak değerlere götürebilir. Yani işte bir hafta önce Amerika'da bir askerin kendini bu zulme karşı kendini yakması gerçekten ilginç bir şey yani ben mesela okudum hikayesini nedir yani niye, niye? yani genç 25-26 yaşında askerde e, hava kuvvetlerinde görevli bir pilot yani neden böyle bir şey yapıyor diye şimdi yani orada demek ki fıtratı vicdanı yapılan bu zulmü kabul etmiyor ve buna karşı e, yani ben e, yani yapabileceğim böyle bir şeydir diye kendince mesela öyle bir tepki gösteriyor. Dolayısıyla bu bağlamda aslında bir yönüyle o fıtrat yönünü kullanabiliriz ona bak bakabiliriz. Ama öte yandan bence yani Nevzat hocam da bahsetti eğer biz bu mevcut akımları çok iyi tahlil edersek yani hastalık gibi hangi dominant akımlar var anlarsak ve onun virüslerini algılarsak ona yönelik bir tedavi yani, bence daha etkili olur. Burada eğer materyalizm varsa materyalizm bizi mesela deist yapmış ya yapmışsa bir görüyle bizim o deist anlayışı çok iyi tahlil edip o fikirden kurtulup doğru manada bir tevhidi görüşü önce hakim kılmamız lazım. Yani aslında yani benim anlamaya çalıştığım ya da şey yaptığım nokta şu. Yani bir yandan mesela işte kainatı vahiden bağımsız okuyup ona göre hayat kurmaya çalışan insanlar var. Bir yandan da vahyi kainattaki ilahi icraattan bağımsız okuyup hayat kurmaya çalışanlar var. İkisinde de bir yanlışlık görülüyor. Dolayısıyla ikisini entegre edip tekrar birlikte aslında e, o Cumhuriyet döneminde tevhid tedrisat diyorlar ya tevhid dediği noktada birleştirmek demek. Aslında gerçekten tevhid-i tedrisata ihtiyaç var. Yani yeniden e, yani bir külli manada e, o iki li arasındaki bağı kurmak lazım. Ben mesela yine Princeton'da fizik hocasının bir, bir fizik hocasının bir sunumunu istemiştim. E, ateistim demişti e, ama bir buçuk saat boyunca fizikten edindiği et etik, moral dersleri, ahlaki dersleri anlatmıştı. Ben fizikçi olarak yani kainatı ya da dünyayı çalıştığımda bu, bu tarz değerleri çıkarmaktan kendimi alıkoyamıyorum demişti mesela. Şimdi ateist dahi eğer kainatı işlediğinde orada Dikkatle bakınca belli değerler manzumesi noktasına ders çıkarıyorsa bence müminin bu bağı çok daha net bir şekilde görmesi lazım ve bunun eğitime yansıması lazım. Dolayısıyla bence kopuşu, yani Halik ile mahluk arasındaki kopuşu, Rab ile Abd arasındaki kopuşu yeniden inşa edip her şeyde her şeyle kendini gösteren bir iman şuurunu yakalamak lazım. Onun için bence yani Bediüzzaman'ın ısrarla meseleyi iman iman meselesi olarak görmesi ve mesaisini neredeyse tamamıyla ona hasretmesi bundan kaynaklanıyor. O açıdan ben hani bu ahlak, bu değerler konusu yani imandan, bilinçten, şu iman şuurundan bağımsız çözülecek bir konu olarak bakmıyorum daha yani bizim eşyaya, kendimize ve hayata bakışımız yani dünya görüşümüze göre bu soruda bu bunu, bunu doğru anlarsak bu sorun da çözülür diye düşünüyorum acıma.